Muhterem kardeşlerim, öncelikle Kur'an-ı Kerim'i okurken şu gönüllerimizi Allah'a açalım ve yalvaralım. Ya Rabbi, şu kalbimi ona aç, onu da bana aç ya Rabbi, tesirini halk eyle diye başlayarak Kur'an okuyalım. Biz böyle Allah'a yalvarırsak yürekten, o zaman Allah kalplerimizi o Kur'an sayesinde etkileyecektir. Ama bu bilinçle Kur'an okumaya, bu teslimiyetle Kur'an okumaya başlamamız gerekir. Bilincimizi tazelemek için abdest almak Kur'an okumanın adabındandır. Gerekliliğindendir adaptan öte. La yemessuhu illel mutahharunu cumhur ulema ehli sünnet vel cemaatta abdestsiz olarak Kur'an'a dokunmayın, ellemeyin demiştir Allah Celle Celaluhu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim okurken önce abdest alıp bu abdesti alırken bilincimizi, şuurumuzu tazelemiş olacağız. Öyle değil mi? Bir insan uykulu olduğu halde bile nasıl ki soğuk suyla yüzünü yıkayınca şöyle bir tazelenmiş, canlanmış, dirilmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'i okurken gafillikten kurtulabilmemiz için bir ibadet yapmak üzere o ibadete giriş olarak abdest almanın, yani bunun ehemmiyetinden, gerekliliğinden öte ne kadar önemli olduğunu anlamak zor değil, kanaatindeyim. Öyleyse eğer ezbere okumayacaksak, eğer mushaftan okuyacaksak abdest alıp ondan sonra elimize mushafı alıp okumak gerekir muhterem kardeşlerim. Antiparantez hatırlatmakta fayda vardır. Cunup olan bir kimse ise, hayızlı bir kadın ise Kur'an-ı Kerim okuyamazlar. Zira Tirmizi'de geçen bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam "La taqra el-haidu vel-cunup." Hayızlı bir kadın veya cunup olan bir kimse Kur'an okumasın. Şey'en minel Kur'an. Kur'an'dan bir şey okumasınlar. Bir ayet okumasınlar. Ama bunlar ne yaparlar? Kur'an dinleyebilirler. Kur'an'ın ayetleri hakkında tefekkür edebilirler, tedebbür edebilirler. Bu caizdir, yasak değildir. Fakat Kur'an-ı Kerim'i alıp okuyamazlar. Birileri bunun aksini iddia etmeye çalışsa da, aksi görüş bildirip insanların kafalarını karıştırmaya çalışsalar da esas olan budur. Bizler de bu adab üzere yaklaşmamız gerekir biiznillahü teala. Yine ulema Kur'an-ı Kerim'i okurken bakın bundan da öte. Bilincimizi tazeledik, abdest alıp dua ederek. Tam bir teslimiyetle Allah'a yöneldik. Sonra abdest alırken ağzınızı misvaklayın diyorlar. Niye diyorlar? Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki "İnne efvâhekum turukun lil Kur'ani." Ağızlarınız Kur'an için bir yoldur, bir tariktir. Öyleyse "fetayyibuha bis-sivak." Onları misvakla süsleyin, güzelleştirin, temizleyin. Öylece Kur'an okumaya başlayın. Bu adaptandır. Allah'ın kelamını, kitabını eline alacaksın. Herhangi bir sözden bahsetmeyeceksin. Kelamullah'ı okuyacaksın. Bütün bunların hepsi o bilinç tazelemesi için, şuur idraki için gereklidir muhterem kardeşlerim. Öyleyse bizim de kalbimizdeki pasları sökmesini istiyorsak meseleye bu şekilde başlamamız gerekir biiznillahü teala.